Verimli ömrünün çoktan sonuna geldiğini ve verimli ömrünün de sonuna geldiği için kaliteli plan yapamadığını ve kötü planlanmış senaryolarında, uygulamada zaten başarısız sonuçlar verdiğini görüyorum. Bunun son örneği de işte bu 4 aylık faiz indirimidir. Ne hale getirdiği Türkiye'yi ortada. Neden gerekli olduğunu kimse açıklayamıyor. Bunun zorunlu bir şey olduğunu bu işin sahibi bir de, de söyleyemiyor. Sürecek bir de. Sadece bir takım dini, dinsel bir takım argümanlar sıralıyor. Bunun hiçbir karşılığı yok gerçek hayatta. Şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanı bugün belediye belediyeler konusundaki hassasiyetini dışa vuran bir konuşma yaptı. Konuşmayı program başında biraz özetledik. Sen sana vermek istiyorum. Sence Erdoğan'ın bu hassasiyeti nereden kaynaklanıyor? Problem nedir iktidar açısından? E, tabii yani o, o millet, belediye başkanlarını uyarırken e, haklı bir yere değiniyor. Diyor ki yani bunun önemini sadece biz görmedik. Muhalefet de gördü. E, ve muhalefetin bir yıllık, e, bir buçuk yıllık serüvenini göz boyamak. O diye. cümleyi tam aktar aktarmak lütfen, istiyorum. Lütfen. Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısı olan bir partinin merkezi yönetimde de tutunamadığını göstermektedir. Evet. Şimdi e, ve diyor ki onun cümlenin devamında işte bir yıllık çalışmalar aslında göz boyamacılıktır. Bundan sonra halkımız onların işte ne yapacağını, ne yapamayacağını daha iyi görecek diyor. Ve ardından yine sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getiriyor. Bence zaten aslında derdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve işte orada 15 bin kişinin işten işten atıldığını, 45 bin işe aldığını söylüyor. Bir kere rakamlar da yanlış. Yani bütün rakamlar yanlış orada. Çıkarılan işçi sayısı 13 bin civarında alınan... Alınan işçi sayısı 20, yani 20 bin civarında, 23 bin civarında galiba. Rakamlar yanlış. Terörle iltisaklı varsa zaten ne güne cumhurbaşkanısınız alın atın dışarıya. Ne güne İçişleri Bakanı'sınız alın çıkarın dışarıya. Dolayısıyla bunların hiçbirinin e, ispatlanabilir, tespit edilebilir bir tarafı yok. Ama mesele şu. Cumhurbaşkanı e, halen daha İstanbul Belediyesi'ndeki büyük hezimetini sindirebilmiş değil. Herkes İstanbul'da yenilerin e, e Binali Yıldırım değil, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biliyor. Ve AK Parti gerek Ankara gerekse İstanbul belediyelerini kaybettikten sonra bu büyük şehirlerdeki olağanüstü bütçeyle kontrol ettiği yoksul ve dar gelirli insanlarla bağını ve rabıtasını kaybetti. Eskiden belediye bütçeleriyle bu insanlara aktarılan yardım ya da halk etmek büfeleri üzerinden AK Parti görünür olabiliyordu. Buradaki e, halkın bütçesinden yapılan yardımı iktidarın e, tasarrufu gibi gösterebiliyordu. Şimdi bu ortadan kalktı. Şimdi bu belediyeler yine aynı bütçeleriyle e, halk ekmek miktarını arttırarak, yardım olanaklarını çoğaltarak, iş olanakları yaratarak e, alternatif bir yönetim kurabildiklerini gösteriyor. Dolayısıyla bu merkezlerin, bu yerel merkezlerin, biri başkentimiz, diğeri en büyük metropolümüz... Bu merkezlerdeki iki büyük belediye, iki belediye başkanının bu çabalı iktidarı tehdit ediyor. İktidarın e, Türkiye iktidarın bunlar taş üstüne taş koyamazlar. Bunlar üç koyunu güdemezler şeklindeki bugüne kadarki sakızının e, ağızdan çıkarılıp atılması anlamına geliyor bu belediyelerin varlığı. Çünkü onlar e, gelecekte Türkiye yönetmenin daha ufak bir modelini ortaya koydular ve çok başarılı oldular. Hem İmamoğlu, hem Mansur Bey hem de diğerleri bulundukları şehirlerde o gün kazandığı oyun üzerinde beğeniye sahipler. Şimdiden onların önü kesilmek isteniyor. Şimdiden Erdoğan, Cumhurbaşkanı, merkezi hükümetten aldığı bütün yetki, güç ve kaynakları belediyelerin aleyhine kullanacak. Bazen soruşturma açılarak, bazen terör soruşturmaları tehdit edilerek, parası kesilerek, ona alternatif hizmet yapılarak, belediyenin metrosuna kendisi başka bir ad vererek metro yaparak Onların gelecekte, yakın gelecekte, 2023'te ve 2024'te seçenek olmaması için devletin olanaklarını seferber edecek. Bütün bunlar gitme korkusunu deniliyor. Evet, şimdi bir cümlesi var Erdoğan'ın. Ben onu okumak istiyorum. Diyor ki, tavsiyelerde bulunuyor belediye başkanlarından. Diyor ki, imar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, ısraf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz diyor. Şimdi bunu niye diyor? Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Bence iktidarın, iktidarın Türkiye'nin temel meseleleri yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik başta olmak üzere bunu çözme gücü önemli ölçüde zayıfladı ve kapasitesi kalmadı. Elinde hala iktidar belediyecilikle bir artı yaratabilirim diye düşünüyor. Yani e, muhalefetin elinde büyükşehir belediyeleri var. Ben de ilçe belediyelerimle onlara kaynak da aktararak belediye hizmetlerinde 2023'e kadar bir artı yaratabilirim. Bu benim için bir koz olabilir diye bakıyor. Bence asıl burada tedirgin olmalarının nedeni Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ikisinin de anketlerde kendisinden açık ara önde görünmeleri. Ve onları nasıl durduracak? İşte zaten bir taraftan senin dediğin gibi İmamoğlu ve Yavaş'ı ve hatta Tunç Soyer'i de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Mersin İş, ve Adana'ydı. Mersin ve Adana'da var. Bütün büyükşehir belediyeleri neredeyse CHP'de yani. Evet. Kocaeli falan, Bursa. Balıkesir, Bursa, Bursa hariç. Haliç, evet. Ve bütün yani önemli büyükşehir belediyeleri. Değil. Büyük büyük büyükşehir belediyeleri. Burada böyle bir bastırma ve sindirme yaparken diğer taraftan da işte örnek olmalarını istiyor. Ama ya bu saydığı şeyler var ya yani zaten iktidardan eğer ikrah getirmiş, iktidardan yaka sitmiş ve iktidara, iktidarla arasına mesafe koymuş muhafazakar bir kitle varsa, başka arayışlar içinde olan tam da işte bu imar planlarından ileri gelen mağdur edici yolsuzluklar, bindikleri araçlar ihaleler özel hayatı geçiyorum. ondan sonra şatafat, israf ve kibir görüntüleri yüzünden oldu bu. Bu aslında bir siyasi kültüre dönüştü. Bu saatten sonra buna göre biçimlendi her şey. Bu saatten sonra bunun değişmesinin ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Artık bir kere ortaya bir böyle bir olumsuz dinamik çıkmıştı. Bunu yapamaz. Ama en büyük korkusu bence burada yani iktidarın en büyük korkusu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ee, ne kadar arttırırsa iktidar muhalefet üzerindeki baskıyı baskısını Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali o kadar azalır. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi bu manada garanti değil. Fakat Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş o kadar öndeler ki yani seçim hileleri, her türlü baskı vesaireye rağmen İmamoğlu karşısında kazanma ihtimali sandıklara sahip çıkmak koşuluyla tabii ki muhalefet sandığa sahip çıkacak. Onu da biliyor artık muhalefet. Kazanma ihtimali bugünkü şartlar altında yok. Yok. Bunu bildiği için, bunu bildiği için bence 2023'e göre veyahut sürpriz bir erken seçim ki MHP MHP'den e, her an her şeyi ben e, bekleyebilirim. 2023'e kadar masayı devirebilir MHP. Güvenmiyor da zaten. Ve bağlayayım güvenmediği için her an yarın seçim varmış gibi e, merkez bankasının rezervlerini harcadı 2020'de bugün de hazinenin hazinenin hazineyi Türkiye'nin hazinesini e, riske atıyor e, burada kapatıyoruz programı Peki. artık önümüzdeki hafta e, Salı günü e, izleyicilerimizden